Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde bir önceki dersin devamı olan aparkatları çalışacağız. Biz en son dersimizde proje çalışmıştık. Şimdi biraz daha aparkat çalışıp sonra savunmalara geçeceğiz. Şimdi aparkat bulabilmek için yine düz önce gardımızı alıyoruz, ayak gardımızı. Sonra el gardımızı alıyoruz. Her zamanki gibi önce olduğumuz yerde durarak vuruş yapıyoruz. Sonra hareketli bir şekilde vuruş yapacağız. Şimdi aparkat vuruşu diğer gruplara göre, direkt vuruşa göre biraz daha zor bir vuruştur. Vuracağınız yeri kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Önce sol aparkat üzerine biraz çalışacağız. Sol aparkat bulabilmemiz için önce sol elimize düz bir şekilde aşağıya indiriyoruz. Karşıdaki rakibimizin tam karaciğerine denk gelecek şekilde. Çünkü sol aparkat kenarda karaciğer. Sol alınla beraber ileriye doğru vuruyor. Yine bunun önemli olan omzunuzla çenenizi saklayabilmeniz. Çünkü aparkat vuruşları tehlikeli vuruşlar. Eğer iyi bir savunma yapmazsanız ters kontra yumruk alabilirsiniz. Evet, şimdi olduğumuz yere sol vuruyoruz sadece. Evet, arkadaki ayağımızla da aparkat yumruğumuzu destekliyoruz. Güç alarak vuruyoruz. Şimdi aynısını ileriye ileri vuruyoruz. Vuruşları biraz daha tek tek çalışacağız. Devam. Aşağı doğru. Sağ elini gördüğünüz gibi hiçbir zaman düşürmüyor gardını. Çünkü aparkat dediğim gibi biraz daha zor bir yumruk olduğu için en ufak alacağınız, yani yapacağınız bir açıklık, gardınızla düşürme, kontra bir yumruk almanıza sebep olabilir. Şimdi evet, şimdi sağa vuracağız aynı şekilde. Önce durarak, sonra hareketle. Sağ yumruğu da genelde çeneye veya da kalp altı bölgesine vururlar. Veya da diyaframa vururlar. Şimdi göstereceğim benim sağa tam çene altı vurmuş. Tabi burada sağa vururken de sol da elimizi düşürdüğümüz gibi düşürmüyoruz. Olduğu yerden çıkarıp ileri doğru vuruyoruz. Evet. Sol adımla. Her zamanki olduğu gibi ön tarafa yumrukla vurduğumuz için sol adımımızı ileri atıyoruz. Sağda kendimizi ileri doğru iterek tam çene altına gelecek şekilde. Yani şuraya gösterelim. Tam yumruğun çenemizin altına gelecek şekilde. Buraya vurmak için de elimizi aşağıya indirmemize gerek yok. Böyle almamıza gerek yok. Buradan düz bir şekilde yapıyoruz. Evet, devam. Sol adımla sağdan kendimizi ileri iterek, gücümüzle. Çenemiz kapalı her zaman gibi, kafamız öne eğik. Devam. Şimdi ileri doğru vuruyoruz aynısını. Şimdi geriye doğru çıkıyoruz. Dans ederek, yani dans ederek vuruşumuz biraz daha kolaydır. Yani aparkat da vursak, direkt de vursak, karışı da vursak dans ederek vurmamız daha kolaydır. Yeter ki kendimizi çok fazla sıkmayalım ve kasmayalım. Evet, devam ediyoruz. Bir sol aparkat, bir sağ aparkat vurarak ileri doğru gidiyoruz. Sol aparkatı karaciğere vuruyoruz aşağıya, sağ aparkatı da çeneye. Tek tek. Devam ediyoruz. Şimdi aparkat vuruşları genelde savunma sonrası vuruşlardır. Savunmayı yaparsanız ondan sonra vurursunuz. Fakat şimdi sporcumuza, yeni başlayan sporcularımıza olduğu için ne yapıyoruz? Düz vuruşlar gösteriyoruz. İleriki derslerimizde savunma sonrası vuruşlara devam edeceğiz.
Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde de aparkat buluşlarını gördük. İlk dersimizde yürüyüşler, ikinci dersimizde direk çalışmalarımız, üçüncü dersimizde kroşe çalışmalarımız, bu son dersimizde de aparkat çalışmalarını gördük. Bir sonraki dersimizde de bu vurduğumuz yumrukların uygulamalı hallerini çalışacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.